sayıcı olacaksınız. Böyle yarım yağmalak suçu sadece bir kesime atmakla olmaz. O ücret artışları Gökhan Bey babasının hayrına verilmedi. İnsanların emeğinin karşılığı olan bir ücretleri vardı ve Merkez Bankası'nın ve iktidarın başarısız oldukları enflasyonla mücadele sebebiyle insanların ceplerinden o satın alma gücü aşırıldı, çalındı. Dolayısıyla İki tane seçim e, sürecinde milletin bir gücü vardı. O gücü kullanarak en azından o satın alma güçlerini telafi edebildiler. Kimin parasını kimden siz e, alıyorsunuz? Kimin parasını e, cebinden, e, işte cebine koyduğunuz paradan dolayı onları suçlu çıkıyorsunuz? Her şey bir tarafa her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Siz e, çalışan kesimleri enflasyonun sebebi e, yapıyorsunuz. Bu uzun zamandan beri böyle. Burada ee, bir Stokholm Stockholm ben... sendromu ifadesiyle bilmiyorum çelişir mi ama hakikaten bizim toplumumuzda da şöyle bir duygu oluşturuldu. Bu açıklamalar gele 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 gele. Yani asgari ücretli gerçekten enflasyonun soru, gerçek sebebinin kendisi olduğu kanaatinde. Ve şöyle bir cümle kuruyor emeklisi de asgari ücretlisi de. Ya zam da yapılmasın ama enflasyonda artmasın. Bu zam yapılmazsa enflasyon gerçekten artmaz mı efendim? kaynak sıkıntısına kaynak sıkıntısıyla karşı karşıyalar. Şimdi işçilik maliyeti her sektörde aynı derecede e, önem arz eden e, bir maliyet unsuru değil. Bunu kabul etmek lazım. Bazı sektörler daha fazla emek kullanıyor. E mesela enerji var. E, enerji kullanan sektörler var. E orada da enerji enflasyonun sebebi. E sen orada sübvansiyonu bakalım e, kesecek e, kestiğin zaman ne olacak? Bu adama onu sorarlar. Şimdi burada köşeye sıkışmış bir iktidar var. Döviz açısından dışarıya mal satması gerekiyor ve bu iktidarın karşısında bu sermaye kesimi ücreti bir maliyet unsuru olarak. Çoğunda da emek yoğun sektörler olduğu için maliyet unsuru olarak ortaya çıkartıyorlar. Hükümetinde başka yapacak bir şeyi yok. Onlara göre tabii ki yok. Kısa dönemde bu maliyetleri kısmaya çalışıyorlar. Ama öteki tarafta enflasyonu coşturan sadece o değil ki e devlet kendi açıkları kendi harcamaları için vergileri de arttırıyor. O ne olacak? Tasarruf Olar etsin kardeşler. devlet cümlesi seçim sonrasında öncesinde çokça kuruldu. Tasarruf edeceği kalem neresi olabilir devletin tam olarak efendim? Hani gündelik bir araba vesaire uçak demek istemiyorum ama başka bir kaynağı var mıdır? Başka Tabii. bir harcaması var mıdır devletin? Gökhan Bey, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bütçesinin esnekliği kaybolmuştur. Neden? Çünkü daha önce olmayan şeyler yapıldı. Ne yapıldı? Kamu özel işbirliğiyle yapılan projeler var. Bunlara verilen garantiler var. Dünyanın hiçbirinde uygulanmayan bir uygulama. Zamanında bu işlere girildiği zaman söylendi, bas bas bağırıldı. Ne dedi o zaman sayın Cumhurbaşkanı çıktı? Milletin cebinden 5 kuruş çıkmadan biz size hizmet ediyoruz dedi. Sanki o paralar ödenmeyecekmiş gibi. Şimdi millete verdi garantileri e, ya da verdiler garantileri şehir hastanelerini ödeyeceksiniz. Bu geçmediğiniz yolları, köprüleri ödeyeceksiniz. E bunların neticesinde de işte sizin e, bütçenizden bunlara pay ayıracaksınız. Hem de daha önce olmamış miktarlarda büyük paylar ayıracaksınız. Geçmişte bunları e, ayarlayabiliyordunuz. Bunlarda bir kesinti yapabiliyordunuz. E şimdi adama garanti vermişsiniz, bir de döviz olarak vermişsiniz. O da döviz fiyatları üzerinde müdahale etmenizi gerekli kılıyor. E bu sefer bütçe esnekliği kayboluyor. Bana göre tasarruf mu istiyorsun? Vergileri arttırmadan e, otur bu müteahhitlerle. Herkesi terörist yaptınız, herkesin vatan sevgisini sorgular duruma geldiniz, getirdiniz milleti. O zaman ben de diyorum, bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu müteahhitlerin, 5'tir 10'dur, vatan sevgilerini ben de sorguluyorum. Oturun masaya, benim yaptığım gibi onlar da vatanları için ne kadar fedakarlık yapabileceğini göstersin. Ama iş gelince... Yani bunu soramayınca ev vatandaş askeri ücretli efendim suçluk istediği enflasyon e, Peki, yarattığı için. Biraz da işi bireyselle dökecek olursak. <laughs> şimdi e, hala aslında 10 bin lirayla geçinen e, çok ciddi bir yekün var. Onlara da zam yapılamadı. Ama aşık sınırı enflasyonu ki bu yılın başından bu yana bile e, %15 serdim efendim? E, 3 aylık enflasyonumuz tam olarak neredeydi? 15, 15 Şimdi cumhurunda. 15 eksiye doğru gitti hatta. Gitti. Daha önümüzde 3 3 enflasyon daha var ee, ve bunlar da eklenecek. Ee, asgari ücret de aslında aşık sınırının altında kalırsa. Haziran ve oradaki zam yapılmazsa senenin sonuna kadar e, bu borçluluk hikayesi de ortalıkta, kredi kartı faizleri de artırılıyor bir taraftan. İnsanlar kredi kartıyla mutfağını çevirir durumda. E, Bireysel de iflaslarla karşı karşıya gelebilir miyiz e, ikinci altı ay için? E, beklenti o yönde. İkinci altı ay, yaz aylarını rahat geçiririz. Sonbahardan sonra e, şiddetlenerek bu tartışmaları tekrar yaparız. E, şu anda bütün milletin derdi enflasyon görünüyor, ama sonbahardan itibaren, hatta yaz sonu e, itibariyle. Artık gündemimize enflasyonla birlikte gündemimize işsizlik de girmeye başlayacaktır. İflasları artacaktır. Bu kredi kartı meselesi önemli bir mesele. Sadece hane altları için değil küçük esnaf için de bu böyle. Ve Türkiye'de %57'nin üzerinde %60'lara üzeri, %60 varan oranda. İşletmeler, o 9 ve 9 kişi ve onun altında, 9'un altında e, işçi çalıştıran küçük işletmeler, esnaf işletmeleri. Dolayısıyla bunlar sermayesi olmayan işletmeler ve krediye e, çok fazla e, bağımlı işletmeler. Siz bunların e, can damarlarını e, kesiyorsunuz. O zaman bu insanlar ne yapacak? Bunlar büyük işletme değil ki malını, mülkünü satsın, varlıklarını satsın ne bileyim villalarını, yatlarını, katlarını satsın da işletmelerine sermaye olarak koysun. Böyle bir şey yok. Bu insanlar düşük sermaye ile hayatta kalmaya çalışan işletmeler. Bir gelir akımı e, yaratarak. Dolayısıyla bunların da hesaplanması gerekir. Buradan da kaynaklanacak bir problemimiz var. Şu anda biliyor musunuz Gökhan Bey, e, kredi imkanları olmadığı için eskiye döndük ve piyasalar acayip nakde sıkışmış durumda. Çek ve senet, hani geçmişin. E, uygulama değerli e, kağıtları piyasada geçmeye başladı. E, eskisi gibi hapis cezası da olmadığı için bunlarda eski güvenilirliği de yok. Herkes biliyor. Çeki senedi alan da biliyor, veren de biliyor. Bunların neticesinde bir şey olmayacağını. Ama herkes iş görülsün diye e, ticari itibarlarıyla e, ortaya koyarak durumu kurtarmaya çalışıyor. Ama ticari itibarda bir yere kadar Adamda Peki efendim para yoksa son ne sorum bu tip eleştiriler geldiğinde mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması kalmış aklımda seçim öncesinde İşte seçim sonrasında şöyle olacak böyle olacak dedikodularıyla piyasayı yanlış yönlendirenler var böyle bir durum yok eleştirisi yaparak bizim artık krediye ulaşılma kredi biletimiz dövize ulaşabilme imkanlarımız, seçeneklerimiz artmıştır şeklinde yok böyle bir şey manasına gelen cümlelerle bir eleştiri gerçekleştirmişti. Ama sizin anlattıklarınızda biraz tezat oluşturuyor. Bu nedir buradaki durum? Şimdi bu e, Kamuoyundaki olumsuz beklentilerin nesnel bir gerekçesi yoktur demeye getirdi. Yani tabanı yoktur. Dolayısıyla durumumuz iyidir anlamına gelen şeyler söyledi eksi 70 milyar dolarlık rezervi mi kastetti bunda ya da 45-50 milyarlık